Hocam bitirdi ama yani... Tam dağıldı. E, bilmiyorum ki... Bu maç... Bak şimdi. Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine sarılıyor. Vallahi... Şimdi Trabzonspor'dan giden oyuncular var. Bazıları birbirlerini tebrik etti. Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu oyuncuların. Bir pilota çıksa ya... Bir genel plana çıksa çıkmıyor yayıncı kuruluşta. Fred ilk yarıda birisi gerçekten jeneriklik iki güzel gol atmıştı. Halil Umut Meler soyunma odasına koridorlara doğru yöneldi. Fenerbahçeli futbolcular orta sahada birikti. 13, 45 64 4 Fred, 87 Bat şu ayı, 63 78 yani. Trezor. Fenerlerin hiçbir şekilde kenara gelmemeleri lazım şu anda. Orada durmaları lazım. Hocam, Livakov için şurada çenede bir şey var hala. E kalın formayla oynamıyordu, ne oldu? Hocam yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim bilmiyorum ki. Fenerbahçe'li futbolcular orta yuvarlakta galibiyeti kutluyor ama. Edince. yani sahaya giren taraftarlar var bu arada. Sahaya giren taraftarlar var. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah, daha da var bak geliyor. Güvenlik güçleri de geliyor ama içeri giren daha da giren taraftarlar var. Allah Allah, o ne ya? Of 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 of. Abi polis yok mu? Bu diğer tara diğer taraflardan da gelmeye başladı. Polis yok mu? Şu anda elinde. Kale direk köşe anam, 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 anam. köşe gönderler direktle of, 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 futbolcuları of, of. kovalayanlar da var. Of 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 of. Dışarıda o şurada ya nasıl bilmiyorum ki. O orta sahadaki sevinç öyle zannediyorum ki ondan sonra şu anda şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcular orta sahada seviniyordu. Bir taraftar atladı tek bir taraftar. Sonra herkes atladı. <laughs> Türkiye'de futbolu kimler bu hale getiriyorsa onlar utansınlar, baksınlar. Hocam bu, bu buraya kolay gelmiyor. Uludaklı bu bakla alsan gibi bayrakla koştu ya şeyle. Hocam bu arkasında. buraya kolay gelmiyorsun. Hocam şimdi işte... bunu bütün dünya televizyonları ha, gösterecek. Futbol konuşalım değil mi burada? Hayır. ...konuşamazsın ki. Bak. Şimdi bak hocam. Sana bir tahlil yapayım. Fazla uzatmadan. Bir Fener Galatasaray maçı... ...Fener Stad'ında. Ee, bir yalnız bu tarafa mı verebiliriz? Yani görüntüleri seyredin. Çünkü şu anda... statta sadece taraftar... E, ...Bordo Mavili taraftarlar var. Güvenlik güçleri çıkartmaya çalışıyor... Fenerbahçeliler içeri kaçtı. Ama bunlar sivil şey herhalde. Güvenlik polis şey değil, değil. Polis yok herhalde. Bu tarafta ama küçük kaldı o. Hayır pol polisin olmaması. Bu tip maça. Herhalde şimdi kontrol altına aldılar hocam. Evet. Çay kahve geldi? Evet hocam. Hocam bak. Evet hocam. Örnek olarak yıllar önceye gideceğim. Ben Türkte çalışıyorum. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı yardımcı hakemin ısınırken maçlar evvel kafasına madde geldi. Beş dikiş atıldı. Beş tane doktor konsültasyon yaptılar. Hakem maçı oynattı. O maçın oynanmaması gerekirdi. Ve ben bunu söylediğim için Dijitürk'ten Tukak'a oldum. Bunun mezzer bir cümleyi daha. Çünkü dediler ki biz bu maçtan oynanmasını istiyoruz genel müdür. Biz onları kendimiz halledeceğiz. Sen televizyonda konuşamazsın dediler. İma futbolun imajı değil mi hocam evet, ya? Evet, futbolun imajıydı. O imajı bozdun hocam. Ben konuşurum ya. dedim. Zaten beni de kovdular. Şimdi bakın o günlerden bugünlere geliyoruz. Şimdi o gün o maçı oynanan adam bugün işte şeyinde Soner Yalçın'ın yazısı falan var. Herkesin okumasını isterip bugün yorumculuk yapıyorlar. Buralara tesadüfen gelmiyorsun sana bunların olacağını haftayımda söyledim. Evet. Yani yayında söyledim. Yayından eğer maç 2-0 gitseydi harici çok daha fazla şeyler tabii, söyledim. Eğer 2-0 gitseydi 60-65'te kalırdı. Ha. Şimdi nereye geleceğim? Bak hocam. Bunu bir kişi daha söylerse onu alnından öperim. Niye? Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Çok net söylüyorum. Niye yarıda kalmadı biliyor musun? Niye? Hocam Halil Umut e bu maçı verdikleri an zaten Halil Umut yangına attılar. Eğer Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi bak çok dikkatli dinleyin. Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi bu maçı yarıda keserdi. Ama Halil Umut Meler o yumruğu yedikten ve Avrupa'da iyi maç idare ettikten sonra bu maçı yarıda kesseydi basında şunlar olacaktı. Dayak yiyen hakemin ikinci vukuatı maç yarıda kaldı. Bunu benim federasyonum düşünemiyor abi. Onu orada bir tane düşünecek adam yok. Ben Hallu mutmeleri bu maça vermem. Başka bir hakem veririm. Hallu mutmeleri kesinlikle vermem. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Ama Hallu mutmeler bu maçı yarıda bırakamazdı. Yardımcının kafasına bile geldi. Adamın kafasını gördün yüzünü. Ama çocuk bırakamıyor. Niye? Yumruk yer tekme yiyen hakemin ikinci vukuatı. Türkiye'de maçı yarıda bıraktı. Sen bu adama yara verdin ey futbol federasyonu. Bunu sağlayan sensin. Başka bir hakemi verseydin ya. Genç bir hakemi verseydin. Bakın arkadaşlar bu, ince, bu işler ince işlerdir. Bu çocuk bu maça rahat çıkmadı zaten. Zaten istemiyordu maçı. Ben sana söyledim. Final, olma bu çocuğun, bu maçı, var. Euro 2024, söyledim. Bu, çocuğun var. bu maçı istemediğini söyledim. Ben sana bu çocuğun bu maçı istemediğini evet, söyledim. Dünyayında yayında söyledik. Evet. Yayında söyledik. Yayında da Biliyorum. söyledik. Bu maçı istemedi. Ama bak. Hani hala bak. İşte biliyor musun olayı? Çok ne söylüyorum. O yumruğu yemese bu maç yarıda kalırdı. Ender'cim. Bu işler ince işlerdir. Bu maça kim tayin ettiyse onu ben tebrik ederim. O futbol federasyonu, o MHK'yi de tebrik ederim. Bu maça verilmez bu çocuk. Sıkıcı, canlı mutmeler bir ya? Al buyur. Ya olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Ne konuşacağız abi maçta? Benim konuşacak bir şeyim yok ya. E, Trabzon'dan görüntüler verelim. E, fotoğrafları verelim. Açıklamalar bence çok önemli. Onu kovalayalım. Yani maça dair, futbola dair bir şey konuşmak çok kolay yani, değil. Yani hocam herkesin nabzına göre şerbet vereceksin. Burada, başka yerde, orada. Birinin lehine konuşursan onun adamı oluyorsun, onun yalakası oluyorsun. Ötekine konuşursan onun yalakası, onun adamı oluyorsun. Ya bunları yalnız birileri değil, aşağılar değil, yukarılar yapıyor ya. Ya bırakın kardeşim bu işi ya. İnsanları birbirine kırdırmayın. Yazık günah ya. Yazık günah ya şu maç. Bu maçı vermeyin bu adama. Dün konuştuk ya. İstemiyor bu maç çocuk. Sordunuz mu? Çünkü çocuk yarı finalde iyi bir maç bekliyor. E şimdi bu maç onun aleyhine olacak. Euro 2024 bekliyor. Evet. Niye? Ya kendinizi kurtarmak için. Kendiniz bu işi bilmiyorsunuz. Hani kiralı katil kullanıyorsunuz diyeceğim ya hani ağzım bozacağım. Çünkü bilmiyorsunuz bu işi. Bu maça bu hakem verilmez. Bu maç yarıda kalması lazımdı. Ama bu maç dayak yediği için adam yarıda bırakamadı ya. Bırakama sebebi daha söylüyorum. Dayak yiyen hakem maçı yarıda bıraktı. Buyur abi o Avrupa'daki... Evet abi imaj canım, öyle imajı çok çocuk 13 olacak. Çocuk, çocuk onun için zorladı. Yapmayın ya. Acemiliğinizi milletin sırtına yüklemeyin abi. Bu işi bilmiyorsunuz ben size gidin dediğimde ya. İnsanları birbirini öldüreceksiniz ya. Allah muhafaza o tribünden atlayanların içinde bıçaklı olsa bir şey olsa Hocam, iki futbolcuya bıçak mi? soksa ne olurdu ya bana bir cevap verseniz de. Hocam 3 tane futbol 2-3 futbolcu kovaladılar. Şeyde, evet vurdular. Bile. Ya vurdular. Topçular dayak yedi bazen. Ama diyecekler ki Santra'da sevindiler. E sevinecekler tabii ya. ya. niye sevmeyecek? diyor, bayağı darbe alan futbolcular var, var diyor. E bu vahşet. Bu ne abi? Buna çanak tutanlar var. kimler? Buna çanak tutanlar kimler? Yazık ya. Lanet olsun futbola ya. Yorum yorum yapmayacağım abi. Ne yaparsanız yapın. Bakın çünkü yorum yapsam daha ters konuşacağım. Daha bir şey olacak. Sonra diyecekler ki Erman sinirlendirdi. Vallahi sen o gün Fener Galatasaray maçını hakemin yardımcının kafasına 5 kişi açılan maçı bitirseydin, çıkmasaydın bugün bunlar olmaz. Ama bunlar hep olacak. Bu hakemin de gücü yetmedi, cesaret edemedi. Ama neden işte dediğimden hocam. Doğru hocam iyi tespit. Bunu bir kişi daha eğer düşünürse hadi. İyi tespit. Şimdi, düşünecekler. Şimdi söyleyeyim. Erman Toroğlu böyle dedi diyecekler. Hocam. Ee, şimdi düşünecekler. Para geldi. O küçük Yanıcı maddeler geldi, fişek geldi. Maçın yarıda kalması Su için her şey oldu abiciğim. Ka e futbol yav kalecinin illa birinin yüzü ölmesi mi lazım? Veya yaralanması mı da. İsmail Kartal'a geldi. Livakovic'e geldi. Yardımcı hakeme geldi. E Tadiç'e geldi. Osay Samuel'e geldi. Fred'e geldi. Trabzonsporlu futbolcuya ya. bile geldi. Trabzonsporu futbolcuya da geldi. Ne o? Futbol oynuyoruz da keyif alacağız. Fener sıra şampiyonluğa gidiyor. Alın şampiyonluğu sizin olsun. Hocam şu görüntüye bak ya. Şuralara bak. Ya bu ne ya? Maçı seyredenler... Ya ben sana söyleyeyim mi? Katliam olacaktı ya. Son gaz kaçtı topçular. Katliam olacaktı. Dört futbolcu müdahale, vurdu. darbe var. Ee, arkadaşlarımız... ...Trabzon'da <laughs> muhabir arkadaşlarımız... ...görevlerinin başında olsunlar. Onlardan... Hem takımı Yazık ya. Trabzonspor'u Fenerbahçe'yi takip edelim. Hem oradaki açıklamaları takip edelim. Yani ben ne diyeyim bilmiyorum ki. İsmail Kartal Şunu ne yapıyor? Şunu şey yapalım. Abi. Haklı abi ne yapsın İsmail ya? Ben ya adamın ceketi sırılsıklam ya. Valla e, birileri birileri futbol üzerinden bir şeyler yapmaya mı çalışıyor bilmiyorum ama bu gidiş artık gidiş değil hocam. hocam. birileri çarak tutarsa veya acemilere verirsen futbolu bu olur. Acemilere futbolu verirseniz bu olur. Çok net ya. Acemiye futbolu verirsen bu olur. Neden bahsediyorsun ya? Şuraya bak. Şu görüntüye bak. Bir daha tekrar ediyorum. Halil Umut Meler odaya yemeseydi bu maç yarıda kalırdı. Ama bırakamadı. Korktu. Maçın bitmesini istedi. Maçın üstüne yıkılmasını istemedi. Ama birileri UEFA'ya resim çektir, fotoğraf çekip film çekip yollarlarsa ne olacak? Hocam şu bir UEFA maçı olsa ne? O evvel maçı mı? Hı. O Efe maçı olsa sen ihraç olursun bilgisayara. En az. Bilgisayara ihraç olursun ya. O kadar basit. Ya ne gerek var ben onu anlamıyorum ya. ya. Bu insanlar düşman mı? Ne? Kim? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki ya. Neyi ne yapıyorsun? Ama olur. Spor yayını yapıyoruz ya. Hani işte tarih ediyor derler, bir şey derler. Hep derler, öyle olur. Hocam der tabii, değil. yani milletin ağzı torba değil ki müzesin. Herkes, 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 herkes işe kendi penceresinden baktığı müddetçe, herkes empati duygusundan yoksun olayları yorumladığı müddetçe daha biz çok konuşuruz. Bu maçın böyle gideceği belli değil miydi bir hafta evvelden? Verilen beyanatlar. Yani... He? İki tarafta. Galatasaray, Fener, beyanatlar, o onu o ona. Alın size futbol. Galatasaray, Fener, alın size futbol. Hocam şuraya baksana ya. Alın size futbol. İyi de burası Trabzon hocam. Galatasaray, Fener kavgasından buradakilere ne? Abi tarih ediyorlar. Sen neden bahsediyorsun ya? Onun içine seyir sokuyor. Onun içine seyir tarih ediyorlar. Beyanatlar veriyorlar neler yazıyorlar abi? Ne senaryolar yazıyorlar? O ona maçı verdi, o ondan maçı alacak. Şuraya baksana. Kalenin içine bak. Bunlar var ya milyonda bir. İki tane çöp kamyonu toplardı bunları. İki tane. Benim tahminim. Bak abi. Görüntüleri... Buyur hala geliyor bak. Hocam Livakovic sakatlandı. Topum gözüne gelse olacak. Bak, gözüne gelse. Şu futbolcunun gözüne geldi. Ya gözüne geldi. Gene gözü gözü kör oldu. Ne yapacaksın? Gözüne değil de gözüne gelebilir. Gözüne Çernesi geldi ki. Geldi. Gözü de kör oldu. Trabzon stadında bir futbolcunun gözü kör oldu. Ya zaten çoğu yabancı bunları korktular. Fener oyundan düştü korkudan. Hani Türk Türk futbolcular olsa var ya, o Kan gövdeye götürdü. Korktu bu şeyler. Yabancılar korktu. Çekindiler. Dikkat et. Bu da dediler. İkinci hiç muhafık oluyorlar. Fenerli topçular korktu. Bak yerliler korkmadı. Yerliler alışıyorlardı. Bu toprağın insanı. <laughs> Yabancılar korktu. Bu da lan dediler. Hocam neresinden tutayım ya? Lanet olsun bu futbola ya. İdare edin, ben yapın. Böyle oynayacak. Ben Ergaasar'a götürsün. Zevk alın. Kim istiyorsa kupayı Şimdi da versinler. Şimdi hammasi beyanatlar, onu suçlama, onu suçlama. Aa. Sağlığımızda görmek istemediğimiz hareketler. Ya bak, başından beri söylüyorum, bu sene kan çıkmasından korkuyorum diyorum ya sana. Ya ne ya Onu söylemeyecektim ama kan çıkıyor ya. Aman hocam ya, aman, bırak. Ya aman hocam değil ya. Ya oraya gidiyoruz, aptal olmak lazım. Bunu görmemek için aptal oğlu aptal olmak lazım ya, kan çıkar diyor. Ama şimdi var ya o neler konuşurlar şimdi beyanatlar. Jack, Jack, yapıca olur mu böyle şey filan. Ulan bir de utanmadan beyanat verirler yazarlar. Gerim Devam edin efendim, filminde abi. filminde başrol Batu demiş bizim arkadaşlar. Baya Hitchcock filmi gibiydi yani. Ne? Hitchcock filmi gibiydi hocam maç. Maç maçlıktan öte her şeydi yani. Ne demişler arkadaşlar? Gerilim filmi demişler de maça. Hangi arkadaşlar? E bizim rejideki baş, başlık atmışlar da. Ekranda. Gerilim be. hı. Korku, korku film. filmi değil mi? Gerilim değil. Korku filmi. Güzel bir korku filmi. Ya cinayet işlenir bu. Tribünden indi birkaç bıçak bıçak olsa sokacak. Ceko'ya bıçağı soktular. Ceko S.D. gidiyor. Kim kaldıracak onu? Veya Tadice. Veya Şimdi Bıçağı soktu birisi. Kim kaldıracak abi? Kim temizleyecek o bıçağı? Bu maç sonunda ne açıklamalar gelecek, gelir mi, ne olacak? Lanet o olsun ya. Seyirciler şu anda stadın o bölümünü terk etmiyor bakın. Güvenlik kuvvetleri müdahale edecektir. Ee... Polis niye yok abi? Resmi polis niye yok? Bu maça polis ya, seyirci zaten sokmadı. Doğru. Ya Ramazan ayı bir de ya. Abi... Çok enteresan bir şey ya. Abi tamam da polisin olması lazım. Fener Trabzon maçında polis olması lazım. Abi. Net. Net. Vardır da sağ evet. içinde özel güvenlik vardı daha çok. Olmaz abi. Özel güvenlik halledemez. Fotoğraflar, yeni fotoğraflar düştü mü Tolga? Fotoğraflar önemli sağ içinden. Evet. Valla şu e, hocanın alt bölümünde pencerede Şimdi, gördüğünüz kalabalığın dağılmasıyla. Şimdi Erman Toroğlu niye böyle <laughs> konuştu derler o maç oynanmazdı dediğimde dediydi ya arkadaşlar ben o maçı oynatmazdım hakem olsaydım dedim. Fener Galatasaray maçını oynatmazdım. Yayıncı kuruluştayken. Evet. Oynatmazdım dedim ya kaç sefer. Benim yardımcımın kafası yarılacak. Beş dikiş atılacak. Beş tane doktor gelecek. Acı bademden konsültasyon yapacaklar. Ben o hakemle maça çıkacağım. Ne çıkar? Ben bu Trabzon'da maç yarıda bıraktım abi ne oldu? Hiç olmadı. Hem de bu Trabzon değil. Daha felaket. Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı abi. şampiyonluk maçı. Ne olur abi? Alt taraf ölürsün. Alt taraf ölürsün ya. Kimden korkacaksın ya? Hocam bak. Livakovic'e gelen yumruğu gördün mü? Bak. Yeşilli Livakovic bak. Yazık ya. Yazık ya. Vahşet şu ya. Bak arkada tekme. Vahşet bu ya. Şimdi bak. Sana başka bir şey ya söyleyeceğim. Ya inanılmaz bir şey ya. Bu Şimdi bak, bak ben başka... sana başka bir şey söyleyeceğim. Hırvatistan milli takımının bak, kalecisi ya ben bu sana adam. Başlayayım. ben takım kaptanı olsam. Bizim takım bir gün Sakarya'da girdi de ben de dayak yedi. Bir üç kişi kaldı. 20 tane futbolcu sırt sırta verseler her gelen seyirci aşağı indirirler mi indirmezler? Hocam e baksana bu ama? şeye döndü ya. Baksana, baksana bak ya, şimdi hocam, hocam şey... bak. Hocam Batşuay'a arkadan yaklaşanı uçan tekme atmış. <laughs> arkadan koşuyor birisi üzerine. Ulan Batşuay'ın da üzerine gitmeyin oğlum. Bu Livakovic'e yumruk atan e... Allah Allah. Bu maçın yarıda kalması gerekirdi. Çok ne söylüyorum, bir Hıca, daha söylüyorum. Köşe direğiyle şeyi kovalıyor. O say mı o ya? Kenarda gördüğüm. Köşe bayrakla gönderle. <laughs> o say hani <gülüyor> <gülüyor> Annelerimiz bunları... Süpürgeleri bu kadar aciz ya. hiç görmedim ya çocuğum. Hocam böyle bir şey olur mu ya? Bu kadar aciz. Ben sana evet çok doğru bir tespit yaptın katılıyorum. <laughs> Ama e, bu maçı bitirmesi de onun eksi hanesine yazacaktır UEFA gözünde. Hocam demek ki çocuk hazır değil bu maça. Değil ha, zaten. Buraya, burada değil. Vermeyin abi. Ben size söyledim verilmez yanlış. Mental olarak değil zaten. Değil. Sizin ceza verip kurtardığınız hakemler vardı. Onlardan birkaçını verseydiniz ya. Kulüp başkanlarının bazılarının olduğu, korudu. Onlardan verseydiniz bir iki tane. Valla futbol adına ne konuşalım ki biz şimdi ne yapsak? Valla ben yani... konuşacak halim yok abi. Sen konuşursan konuş. Gelecek haberleri verelim. Bu arada şu... E... Bir de çay kahve gelsin veya ıhlamur gelsin çocuklar. Ya. Gelsin evet ıhlamur gelsin. Hiç öyle sakinleşir Bana mi? Zaten sinirliyim. Hocam iki gündür sesim kısık. <laughs> Vitaminlerle duruyoruz. Hocam hala da... Allah hocam Allah. Allah. bunları haftayım da sana anlatmadım mı? Anlattın Daha fazlasını da söyledim şu sana. Şu aşağıdaki haftayım güvenlik daha. şuraları boşaltması lazım. Bu stadın önü bu. Sana dakika dakika söyledim bak. Şu dakikada böyle olursa, bu dakikada böyle olursa bu maç böyle olur. Şuraya bak hocam. Şu maç şurada bak. yarıda kalır. Bu maç öyle olur diye sana söyledim haftayımda. Haftayımda Haftayım da konuştum da. Evet. Ben müneccim değilim ki. Vallahi... şu geldiğimiz noktadan mutlu olan keyif alan herhangi birisi var mı merak Vardır ediyorum. Abi. Varsa o insanlar sağlıklı insanlar değil. Onlar Burada gözyaşı söyleyeyim. dökerler. Bir de konuşurlar biliyor Onlar musun? Onlar tim, timsah gözyaşı dökerler. Onları evet. sen de tanıyorsun ben de. Tabii tabii hocam. Onları herkes biliyor da işte. E, ah nasıl şimdi üzgünlerdir hepsi var ya anam 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 hepsi sahtekar. Hepsi sahtekar. Yani İki yüzlüler. Bu Trabzon'un iyiliğine olan bir olay değil ki. Olur mu hocam ya? Sağdaki adamın Bu, bununla ne ilgisi, ilgisi var zaten. zaten? Sen kupa maç oynayacaksın. Sağda böyle oynayacaksın. bir şey yoktu zaten Sen son kadar. Sen Beşiktaş'la bilmem kim üçüncülük <laughs> yarışı yapıyorsun. Türkiye Kupası yarışı yapıyorsun ya. Yani bilmiyorum. Bunun sıkıntısı bunun da çok Bunun önüne geçecek. Olur. Hangi federasyon abi? Hangi federasyon ya? Allah aşkına ya. Kim geçecek abi? Bilen bir adam geçer. Bir federasyon geçer. Bunun önüne bizim federasyon geçemez. Bu federasyonu geçme şansı yok. Bilmiyorlar. Acemiler. Bir de bilmediklerini bilmiyorlar. İşin kötü tarafı da o. Bilmediklerini bilseler hadlerini bilirler. Şimdi bende bazı görüntüler geldi de tabi bunları daha vardır ne görüntüler çıkar ya. Hocam şuraya baksana ya. Bu sağ içi. Baya meydan ya? muharebesi hocam. Şuraya bak ya. Fenerbahçe'li futbolcular şu ortada sevindiler ya. Her şey ondan sonra oldu hocam. Abi olabilir sevinirler ya. Tabii ki canım, Ben canım. ne dedim? Fenerli futbolcuları gidip Santra'da durmaları lazım. Çünkü içerisi tehlikeli. Santra'ya gittiler zaten Tabii. ama oraya da geldiler. Ben içeriye girmem topçu olsam. Tünele girmem şu, şu maçtan sonra. Çünkü şu önlem alınmamış. Tribünden bu kadar adam girdiğine göre. Bana orada neler yaparlar ya hoca. Çünkü diye biliyor musun? Orası gözükmüyor. Ne dayaklar yenildi oralarda. Girmez oraya topçu. Yazık. Yani sevinmeyeceksin diyor o zaman. Lanet olsun böyle futbola ya. O kim ya öyle? O bir taraftan hocam. He? Bir ilk o atladı ondan sonra ona o doğru koştu. O de şöyle oldu sonra herkes girdi. Dedin ya sen futbolcu hani birebir kalsa ne olur diye. Hocam bak bak şimdi hocam. Bak şimdi ortaya bak. Gidin diyor bak kimse şu görevli. Bir görevli var takım elbiseli. Gidin diyor bak gidin diyor. Bak hocam önüne, önündeki görüntülere bak hocam. Burada. Allah Allah. Allah Allah. Şey sonrası var mı? Hocam şu takım elbiseli bak bir geldi birisi bak. var. O durdurmaya çalışıyor. Başarılı olamıyor. Sonra güvenlikler gel gelip hani bir çember mi oluşturmaya çalışıyorlar diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Müdahale Top. etmeye çalışıyorlar. Topçular birbirlerini koruyayım <laughs> derken bu sefer bakıyorlar ki iş çok büyük. Sonra herkes Kaçlar. iniyor hocam aşağıya. Bak biri lazer Bak şu derdisi. solda bir şey var. Şurada var. Meydan muharebesi ya? Bak bu taraftan. Sakarya meydan var. Şuradan birisi geliyor. Buradan buradan bayraklı geliyor. Burada tekme var. Şurada yumruk var. Ya onu söylüyorum. Allah muhafaza bıçak bıçak sokursa ne yaparsınız ya? İki tane topçu sedyeyle ambulans hastaneye kalksa ne yaparsınız? eserinizden övünün. Muazzam bir eser yarattınız bu akşam. Bu sene e neler, hocam bu sene neler yaşadık ya? Geçen seneden belliydi. Ya biz daha bitmedi bu. Daha var. E bittiğini mi zannediyorsun? Daha var. Daha var. Sakın bittiğini zannetme. Daha esas Tempo verilmedi daha. Hocam yazıklar ben olsun. Ben tempo bekliyorum. ne futbolu ne şeyi ya. Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Yine de buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Demekle de yetinmiş Uğurcan Çakır. Bu kadar herhalde değil mi? Uğurcan bir de sahaya girmeyenlere teşekkür etseydi iyiydi. Ne diyecek ki? Sahaya girmeyenlere de teşekkür ediyorum. Yazık. Onların da emeğine yazık abi. Tabii ki canım sağdaki futbolcunun şeyi ne? Uğurcan da ne yapsın çocuk? Son dakikaya kadar o Umut Bozok pozisyonuna kadar sağda hiçbir şey yok. Ya 2-2 olmuş maç. Yani mi orada golü. Yani bitecek zaten. E yiyorsun. Niye kızıyorsun abi? 2 0dan 2-2'ye getiriyorsun. Zaten korkutmuşsun Fenerli topçuyu. Fenerli topçuyu yürüyecek hale kalmamış. Hocam, Mücadele edecek gücü yok. Yani zaten sindi herkes. İlk sonra. Baktılar ki biz nereye düştük dediler. Çoğu yabancı bunların bilmiyor ki bunu. Şimdi maç sonunda mı istenmeyen görüntüler oldu? He? Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu diyor ya Uğurcan kardeşimiz. Maç sonunda mı? Hmm. Maç 90 dakikada oldu ya. Hep oldu 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 taştı. O 90 dakikadan sonra taşan. Yani kazan kaynadı 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 sonra taştı. Ya Fener Kalesi'nin içindekileri Trabzonlu topçular toparlaya toparlaya bir terebetle. Halil Ümit Meler Türkiye'nin iyi hakemlerinden biri. iki pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozoğa ya yapılan faal var. Devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum sağ içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında Var gol oluyor Yani bu maçtan şu açıklamayla çıkmış. Hocam bu maçla ilgili yapacağım yorum benim bitti. Sen görüntüleri getir. Görüntülere konuşalım. Konuşabileceksin. Benim konuşacak halim yok. Açıklamalara bakalım hocam bir yandan. Ee, Beşiktaş maçıydı. Bir, bir şey atılmıştı. Ali yardımcılarını çağırdı mesela. Hatırlıyorum. Bir tane, bir tane. Bir tane bardak atıldı. Hatırlıyor musun? O zaman daha dayak yememişti. Yemişti, yemişti. Orada da yemişti de. Ama bir tane atıldığı için. Dayak yememişti. Öyle mi? Hocam, Buradaki iş çok var. Şunlar ne ya bu? Ne oluyor anlamadım ki. Bak, e, şu bayrakla bir şey oluyor bu. bu, bu ya ne mi? Bunları mı anlatacağım ya? Allah. Şuraya bak. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz. Orta yuvarlaktaki kutlamaya yönelik bir eleştirisi var Enis Bardi'nin. Enis Bardi'ye söylüyorum ben. Bir Avrupa maçında santrada kutlanca böyle mi olur? Enis Bardi, kardeş. Avrupa'da bir maç galip geldin hem de iyi bir rakibini yendin. Santrada kutlarım. Böyle mi oluyor Avrupa'da Enis Bardi? Sen de mi bizim gibi yerli oldun Enis Bardi. Hocam insanlar tribin oynamayı seviyor. O yüzden böyle oluyor. Sadece Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Beşiktaşlısı değil herkes. Herkes seviyor hocam. Herkes seviyor. Ee, yani maçı sadece maç sonundaki olaylarla değerlendirmemek lazım ayrıca sadece orada olmuş gibi de göstermemek lazım. Yani sen, sanki sadece o maç sonunda bir şey olmuş gibi bir sonuç da çıkarılmamalı. Hocam. Trabzon'da maça çıkacağım. Orhan var. Allah rahmet eylesin. Olimpiyat ikinci başkanı ölmüş. Bu adam Trabzonlu. Özel uçak vermişler. Ya hocam dedi saygı duruşu yapar mısın? Yaparım dedim ya. Federasyona da söyledim. Olur dediler abi. Orabiyat. Tabii Ve düşün özel uçakla falan gönderiyor cenaze. Abi saygı duruşu yaptırıyorum. Maraton tarafından küfürler. Bayağı küfür ama. Geri döndüm. iki adım attım. Elimi böyle yaptım. Niye küfür ediyorsunuz gibilerinden. Ve düdük çaldım. Saygı duruşunu 30 saniyede kestim. Kısa kestim. Maçtan sonra geliyorum Ankara'ya. İlker Yasin uçakta dedi ki. Turgay Şeren'le üstü seni dumar ettiler dedi. Neden dedim? Sen seyirciyi tahrik etmişsin dedi. Nerede etmişim dedim lan İlker'e. kere. <laughs> dedi ki saygı duruşunda geri döndün ya hayda. Doğru iyi yerden yakalamışlar. Durgan Şeren'den üstü çiğ. Televizyona çıkmayacaktım İlker dedi. Şimdi çıkacak mısın çıkacağım dedim. İzin bizim de almadım. Kimse yok çünkü. Ne ilmi ok çıkıyor telefona ne taratoga. Gittim televizyona çıktım. İşi bitirdim. Salı günü üstü çil. TRT Erman Toroğlu'nun avukatı mı? E şimdi basın bunu yaparsa ne olur? Yarıda kalan maç. Basın bunu yapıyor. Niye? Basın ona şirin gözükecek. Öteki şirin gözükecek. Sen ona şirin, ona şirin, onun adamı, bunun adamı olursanız Türkiye'de futbolu... Ya eskiye göre hiçbir şey değişmedi. Şimdi Fenerli bir şey söyleyecek alsa Kimse futbol düşünmüyor. Yok. Federasyon zaten yok. Olsa yok. Hani yeter yeter diyordu ya. Yeter yeter başkan bunlar yeter. Yeter. Yok. Yok. Hocam yok. Tribün oynarsan olacak mı? Ha ben ağır konuşuyormuşum. O kadar konuşuyorum. Daha konuşmuyorum ki ağır. Şimdi biliyorum neler diyecekler. O Buradan girer buradan çıkar. Siz de böyle kavga edersiniz. O statta bu statta. Sonra tahrik varmış. O varmış bu varmış. Ulan Avrupa'da bir maç olursa iyi bir rakibi niye yeniyorsun? Ve tribüne bir şey yapmıyorsun. Kendini seviniyorsun. Sevinirim abi. Zor bir maçı geçmişim ya. Belki de şampiyonluk burada kalacaktı Peder. Belki de şampiyonluk burada. Yenilseydi beraber kalsaydı şampiyonluk kaldıydı bence. Adam şampiyonluğa devam etmeye seviniyor. Ne var abi? Sana bir şey yapmıyor hareket yapmıyor. Sen maçın başından beri neler yaptın? sahaya atmadığını bırakmadın. Yardımcıya, kaleciye hepsine geldi. E, Halil Umut Meler'e gelmedi. O da fazla kenara gitmedi uyanık. <laughs> Akıllı. Fazla ortada gezdi. Onun da işi zor tabii. Yazık. Ve hakemimiz vardı. Onu da kaybediyorsunuz. Vallahi zor hocam. Onun da şu performansla, şu görüntüde e bu görüntüler zor hocam. olur hocam maç. Türkiye'de maç. Bir de şu var. Dayak ya hakemin maçı. E diyecekler ki bu maç niye yarıda kalmadı ya. Montaj yapacaklar. Çat 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 çat. Çünkü bunu bir montajda yaparsan var ya felaket olur bu. Art niyetliyse. Tabii canım. İki türlü montaj. Bir iyi niyetli, bir art niyetli montaj yapar. Sen televizyoncu oldun için ne bilirsin. Of of. O öyle noktalara götürürsün ki o görüntüleri. Vallahi önümüzde daha 8 hafta var. Türkiye Kupası yarı final ve final maçları var. Süper Kupa var bir türlü oynanamayan. Bilmiyorum. Şu görüntüden ne çıkar? Şu sezon sonu bir an önce gelsin hocam ya. Sezon sonu bir an önce gelsin. Açıklama Bilemiyorum olur mu? Orada basın mensubu arkadaşlarımız olası bir açıklama için pozisyon almışlar. Mesajlar da geliyor bir yandan. Bir bakalım. E, maçtan bir takım görüntüler geliyor. Hemen şöyle bir bakayım. Allah. Abdullah Avcı 2-0'dan 2-2 olan bir durumu konuşacakken devre arası ve maç sonundaki durumu konuşacağız. Buna girmek istemiyorum. İsmail Hoca'ya da söyledim oyuncuya dikkat edelim diye. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bütününde ne çıkacak bilmiyorum. Ben yine sahanın içinde kalmaya çalışacağım demiş ki. Abdullah Hoca sezon başından beri bu söylemleri hep sö de, e hocam, bu şekilde konuşuyor. Abdullah Hoca'yı arada kesiyordu. habere. Çok Abdullah Hoca hocam. farkındaydı. Çok sıkıntılıydı. Yani gidişatı farkındaydı. Tecrübeli tabii. Tecrübeli tabii. Ya gidişat öyle oldu. Ya gözüküyordu ya. Gözüküyor ya tren gidiyor gidiyor oysa maç öncesinde çok iyi konuştu. Başkanlardan olumlu açıklamalar, mesajlar geldi. Sağ içinde de bir şey yoktu ama yani nereden, nereye geldi iş ya? Nereden, nereye geldi? Yani Abdullah Hoca güzel söylüyor. Maç içinde kalalım, futbol içinde kalalım ama futbol içinde kalalım dedikçe futbol içinde kalamayacağımız şekilde olaylar yaşanıyor ya. Bu sene yaşadığımız olayları bütün bir meslek hayatında yaşamayan insan ya, vardır. Şimdi Galatasaray maçını biraz yazacağım. Bu maçı biraz yazacağım. Ne yazayım abi dedim arkadaşlar. yer ayırdık bırakın dedim yeri ya. Ne yazayım bu rezilliği ya abi. Burada konuşacaktım ancak konuştum işte o kadar. Alırsanız bunları yazın. Yazamadım abi. Yani 80'de hem de 75'te telefon açtılar. Bekleyin dedim daha neler olacak dedim. Evet duydum. Bekleyin daha neler olacak dedim. İşte buyur. Ya biraz bu işten anlayan adam şunları görür ya. Hocam benim olmam senin de olman önemli değil ya. Biraz futboldan nasibini almış adam bunları görür. Abdullah Avcı kenardan çocuk ne haldeydi ya? Tabii. İsmail de öyle. Maç sırasında bir ara böyle ellerini şöyle yaptı. Evet. Daha oyun oynanıyor yani şöyle yaptı. Gidişatı gördü. Kaçın kurrası şey Abdullah Avcı? O bir yönlü gördü, futbolcu teknik adam. Ben iki yönlü gördüm, futbolcu hakem daha şey. Bizimki. Bakalım neler söyleyecekler. Bakalım açıklamalar gelecektir. Ee, yine şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır, bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık. Rakibe temas edemedik. Geriye püskürtmek gerekiyordu. Planladığımız Mendy'nin orta sahada olması ile ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Ya ıhlamur falan yok mu ya? İstedik ama bize herhalde... Bizi sallamıyorlar. Hocam bir sıkıntı var herhalde ya. Evet. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Yoksa seyirci geriye de bastıracak. <laughs> Badi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti demiş Abdullah Avcı. Devamı da vardır. Oyundaki aksiyonlarımız doğru. Topa sahip olma yüzde biz fazla. Duran top arkasından penaltı. Penaltı bilmiyorum kırmızı kart olabilir mi? Bilgilendirme olursa sevinirim hocaya soracağız. E, Hocam ben, ben hiç girmeyeceğim. Öyle i̇şte mi? Hiç girmeyeceğim. Hiçbir şey bu maçtan konuşmak istemiyorum. Konuştum abi. Neye gireyim abi? Bu maçın pozisyonlarını anlatacağım. Allah aşkına ya. Bu maçın pozisyonu falan yok abi. Bu maçın pozisyonu falan yok abi. Bu maç öyle pozisyonmuş, bilmem neymiş yok o yapmış filan yok abi. Yok ya bu maçın bir şey yok ya. Yani. Bu maç bu maçta o kadar konuştum işte abi. Başka konuşmak istemiyorum Lanet olsun ya. Neyin pozisyonu abi ya? Evet anladım hocam. Yani şu şu, şu görüntülerden sonra bir tarafta burada bir burada şöyle bir görüntü. O kırmızılar spor polisiymiş. Allah öyle mi? Evet hocam. Da evet. evet. Yani özel güvenlik değil. Turuncular özel güvenlik. Bak şurada var ya arkasında yazıyor spor polisi tamam, diye. O kırmızı evet. Ama onlardan az vardı. Az vardı. Ya da biz öyle gördük ne bileyim. Bilmiyorum. O öyle tamam o spor polisi oynadık. onlar. Hocam özel güvenlik bu tip maçlarda çok zor. Bak Ankara Gözü maçında da işte özel güvenlikten. Doğru. Başkan da girdi ötekiler de girdi. Hatta bir geçen sene şeye girdi işte. Ne o Beşiktaşlı oyuncuya girdi. Adam Joseph, vurmasın diye Joseph. ayırırken ceza verdi Federasyon ya adam hakemi koruyor, Ötekini koruyor vurmasın diye. Seyirci girdi ya karıştı seyirci. Adama ceza verdiler ya. Evet, Joseph. Adam de da yurt dışından söyledi. Geçen sene bunlar oldu, şimdi de bu oldu dedi. E Hakem de ölünce. Sonra da bu oldu. Hep olacak. Daha da olacak. Daha da olacak ya. Bekliyorum. Hocam şu görüntüye bak ya. Bu futbolcu yukarıdaki aşağıda bir taraftar var. Orada güvenlik görevlileri var falan. görüntü şu hocam. Buyur. Aksiyon filmi gibi. Kim onu vuran vuruyor değil mi? Osayi o da. Aşağıda Osayo'ya bence 6 ay hapis 6 ayda ev hapsi verilmeli. Bunu yaptığı için. Ve bütün suçu ona yüklemeli. Bu görüntüyle. Kelepçeli bir de evden Hocam çıkmasın bak, ayağına bak. kelepçe. Şu bu Mert eğer benim gördüğüm görüntünün fotoğrafıysa bu bu Mert'e geldi o sopa. Bak fenerli oyuncular orta sahaya geldiklerinde Mert Hakan'ın golü attıktan sonraki hareketini yapsalar diyeceğim ki tamam. tarih etti seyirci. Hadi böyle böyle yaptı ya Mert Hakan ha. piston. Sonra özür diliyor ya Mert Hakan. Nasıl özür diliyorsa onu yapsalar tamam. Onu yapmadılar sevindiler. Benim gördüğüm. Seyirciye bir hareket yapmadılar. Ama Mert Hakan gibi yapsalar ne diyeyim abi? Yani seyirci tarih oldu atladı derim. Ama işte Mert Hakanlar sahada bilmem neler de tribünde olursa Türkiye'de futbol böyle olur. Vallahi çok fazla görüntü geliyor tabi. Fotoğrafı <laughs> gösterebiliyoruz değil mi? Bu gösteriyoruz hocam. Gösteriyoruz. Yoksa oda mı yasak? He? Verdik hocam verdik onu. O da mı yasak hocam? Muaç meydan muharebesi. Şu Bala. şeyi de verelim. Balazgirt, Balazgirt. Hala gelmiyorlar. Bilemiyorum. Buradan bir açıklama gelecek mi bakalım. Ee, şu görüntü... Zaten her şeyi anlatıyor. Ya şey... Ee, bence çok dramatikti. Divakovic'e tedavi yapılıyor. Adamın... Atılan para... Bu sefer çenesini ya Hocam çenilerdi. Sakarya'da maç yapıyoruz. İkincilik maçı Şeker Spor'da oynuyorum. Canel Tarancı vardır. Canel çıktı Tarancı'nın yeğeni. O da menajer. Hmm. Kaptan iyi oyuncuydu Şeker'de filan. Abi maç iki 2 bitti. Tribünden hmm. 6-7 kişi atladılar. Dedim ki takıma bizim takıma. Arkadaşlar dedim. Grup halinde hareket edelim. Hep beraber girelim veya girmeyelim. Ankara gücü olsa yapar. Şeker Spor'dalar acemi. Bir kısmı kaçtı. Biz üçüncü kaldık. Kaleci Nevzat hocam. hocam. geleni düşürdük. Geleni düşürdük. Hatta adamın birini yıllar sonra gördüm. Hoca dedi ya geleni düşür. O gün çocuğum oldu dedi. Adını Erman koydum dedi yıllar sonra. Ama sonra <laughs> ne oldu? Polisler geldi bizi bir odaya götürdüler sahanın kenarında. Ben de koruyorlar zannet. Hocam bize bir daldılar. Ana 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 Karşılıklı ama nerede karşılıklı abi? Ben birine çakıyorum, beş tane yumruk yiyorum. Birine daha çakıyorum, altı tane tekme yiyorum. Polis ya. Polis. Sakarya'da. Eşek sudan gelinceye kadar dayak yedik. Üç kişi. <laughs> Canel diyor ki, ben Sakaryalıyım diyor ama. Canel'in vücudu burada, sonra da bana... <laughs> burada, burada vuruyorlar. Kaçıncılık maç hocam bu ya? Ya iki maç. Ha. O zaman bir bir baş. şimdinin birincilik maçı. Şimdinin yani. birincilik maçı. Yani Eyüp'ün falan oynadığı yer. Hocam bizim ekiplerden bir kısmı havalimanına geçti. Hani Fenerbahçe otobüsü oraya ulaştığında e, vaziyet edebilmek için görüntüleri ama e, Stad'ın çevresinde tam bir güvenlik koridoru oluşturdular mı? Ondan sonra takımı çıkartacaklardır. Fenerbahçe şu anda çünkü statta da onu belirtelim. E, Fenerbahçe cephesinden hiç açıklama yapan oldu mu? Şimdi tabii şu var, yollara da bakmak lazım. Taş baş plan olabilir mi? Yolları falan da boşaltmak. Ya nasıl iş bu ya? Çünkü bir yoldan gidecek takım. Tabii tabii. Başka yol yok avalemanla. ki. Sahil yolunu kullanarak dönecek. Vallahi işte orada ne bileyim bilmiyorum. devre arasında bayağı bir uyardık, bayağı bir söyledik, konuştuk ama. He? Ne olacak? E hocam? gözüküyordu. Aklı Selim. Maç 2-0'dı gözüküyordu. İnsanlar bir sakinleştirsin diye. Hatta netice böyle olursa şöyle olur, böyle olursa şöyle olur filan dedim sana. Dedik hocam, dedik. Sonradan. Yayında da dedik, sonradan da konuştuk. Geldiğimiz nokta bu. Vallahi. Ee, geldiğimiz nokta bu. 3-0 olsaydı bitmezdi maç. 90'da bitmezdi. Ya kendi takımına bağıracaktı ya bayağı bir iş olacaktı. Ama 2-1, 2-2 olunca vuruldu. Seyirci. Fenerler de korktular. O arada 3-2 olunca gene koptu iş. Hakem de korktu. Hocam neyin futbolu ya? Biz... Bilmiyorum. Belki de İngilizlerin yaptığı şeyi yapma zamanı geldi sana de geçiyor. Hocam bu maça. Vaktinde Margaret Thatcher'ın yaptığı şeyi Halumut Meler verilmez. sana düz söyledim de. burada ya. Halumut Meler istemiyor çocuk başı dedim. Nereden duydun? Size ne? O da benim işim. Allah Allah. Tabii ki canım. O da benim işim. Halumut Meler'e de dostluğum yok. Bir uçakta gördüm. Bir de dayak yiyince telefonla aradım. Geçmiş olsun. Diye iki defa. Başka tanımam. Fenerbahçe tarafından açıklama yok. Trabzonspor tarafından Abdullah Hoca ben sahanın içinde kalmaya çalışacağım deyip maça ilişkin Hocam, bazı açıklamalar yapmış. Hepsi yarı konuşurlar. Bu akşam konuşmamaları iyi. Bence iki tarafın. Ee, yani bir nef bir nefes alıp yani konuşmak ben olsam lazım. Ben olsam İsmail Hoca'nın yerinde basın toplantısı yapmam. Çok üzgünüm. Fazla bir şey konuşmaz. Çıkmadılar zaten değil mi? Basın toplantısına çıkmamış. Doğru. Ee, yok değil mi? Yayıncı yayıncı kuruluşa da konuşmamışlar. Doğru. Hiç açıklama yok. Trabzonsporlu futbolcular ayrılıyor. Yani sahada gayet Şimdi yayıncı kurucusu konuşmamak ceza değil mi? Bir çok Tabii. Büyük bir parasal ceza değil. Tabii. ceza Ama bak ona ceza bu, uygulanır. Ya o çok güzel, çok yani ona uygularlar. La siz esas işinizi yapsanızlar. Dağlara taşları yapıyorsunuz sorumlu sizsiniz. Bugün rezillik varsa bunun sorumlusu futbol federasyonudur. Net. Herhalde maliye bakanı veya milliyetin bakanı olmayacak bu işten sorumlu. Vallahi Ramazan günü şunları da yaşadık ya. Batu şu ayı böyle bir tweet atmış hocam. Kırmızı suratlar. Kızgın değil mi bu? Kızgın kırmızı suratlı şeyler. 7 tane. Emojiler. Vallahi. Bunların hepsi işte kim yani bayağı bir sağlam yumruk yiyen Hırvatistan milli takımının kalecisi. Şurada bir iki ay sonra Euro 2024'te oynayacak. Eee Baçai yanından sıyrıldı futbol gelen şeyin. O da Belçika milli takımında oynayacak Euro 2024'te. Bunların hepsi uluslararası oyuncular. Konuşturma Yarın bu olayların hepsi Anlatacaklar. Uluslararası basında o akşam oh. Kahvede şeyde diyecekler ki restoranda anlat bakalım ay ne oldu ya? Türkiye'de futbol nasıl bir anlat diyecekler. Ya orada hani hakeme yumruk atılmıştı diyecekler. Hani bak stada böyle oldu, şunlar oldu, şunlar yaptı. Ya, ya o maçın hakemi hani o yumruk yiyen hakem miydi? Tekma yiyen hakem miydi diyecekler bak. Ben sana söylüyorum olacaklarını. Sonra biz yine hiçbir şey olmamış gibi. İsmail Kartal şimdi yayıncı kuruluşa gelmiş. Bakalım ne diyecek. Biz de o konuşmayı paylaşalım. İzleyicilerimizle. Ee, Erman Hoca dedi ki ben pozisyon yorumu yapmayacağım. Bence bu maçın yarıda kalması, oynanmaması gerekirdi. Dolayısıyla bunun üzerine pozisyon yorumlayacak bir durumum yok dedi. Doğru mudur ya, hocam? Bu maçta ne yorumu hocam ya? Neyin pozisyonu Allah aşkına ya? Abdullah Avcı diyor ki ondan evvel foul verdi filan. Ya geçiniz abi ya. Neyin foulu ya? Maç baştan sona kadar foul. Abdullah Avcı. Maç bir pozisyon değil. Maç başladı foul bitti foul. Abdullah Avcı. Neyin foulu ya? Onun için söylüyorum yapmam diye. Neyin foulu abi? Maç baştan sonuna kadar foul. En direkt vuruş, direkt vuruş, penaltı her şey var. Neyin yorumunu yapayım ya? Sonra Erman Toroğlu birine konuşursan onun adamı, ona konuşursan onun adamı, ona konuşursan onun düşmanı. Bunu, bunun düşmanı. Lan neye düşmanım? Ben kimseye düşman değilim abi. Ben Ankara güçlüyüm. Hiçbirinizde tutmuyorum. Ankara güçlü düşerse de ne yapalım çıkar diyorum. Ben sporcuyum. Alayınızı tutmuyorum abi. Onun için bana yok Fener, Galatasaray, Beşiktaş filan Trabzon demeyin abi. Diyor evet, evet. ki İsmail Kartal, son 3 maçımızda 118 kilometre üzeri koşan bir takım var. Ülke puanına katkı vermişiz. Buraya da yıpranarak gelmiş bir takımla çıktık. Maçın analizini iyi yaptık. Santim santim Trabzonspor'u analiz ettik. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim bir şekilde tribün saldırısına uğradık. Sağya bu kadar yabancı madde atılması oyunumuzu etkiledi. Biz de nasibimizi aldık. Bana da maddeler geldi ama provoke etmedik. Birisi hastaneye gittiği diye biliyorsun. Evet. Hiçbir şey yokken. Hayret o da Trabzonluydu arkadaş. Var mı bunun devamı? Geliyor devamı. devamını da vereceğiz. Şimdi bakalım. Maçtan sonra Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ettim. O sırada oyuncularım sevinirken birdenbire sahaya giren insanlar oldu. Devamı gelecek. Yani ne şu, ya, ya bak ko, yaptığımız konu iş programa bak hocam ya. Yani. Sen de diyorsun ki pozisyonları tartışalım. <laughs> Hocam hangi pozisyon? Hani, hangi pozisyonu? Ne pozisyonu? Ne endirek vuruşu? Ne penaltı? Yok senin... Maçın şey, her tarafı penaltı. Senin açıklama yetti. Aynı şeyi biz Kadıköy'de yaşadık. Trabzonsporlu oyuncular kazandıktan sonra birbirini sağda havaya atıyordu. Hiçbir şekilde olay olmadan sağdan ayrıldılar. İlk yarıdaki... Trabzonspor'un galip geldiği maçı söylüyor İsmail Kartal. O da 3-2 bitmişti hatırlarsanız. <laughs> Bakın hocam şu ilk maçtaki görüntü bu. Normal abi. Güzel. Uğurcan o gün Son bölümde iyi kurtarışlar yapmıştı Transzor'da Uğurcan'ı. kadar kazandı orada. Evet. İşte fena <laughs> <yüzyardı>. arkadaşları <laughs> Uğurcan'ı böyle orta yuvarlakta sevindiler. Uğurcan'ı havaya atıyorlardı. Onu söyledi herhalde. Biz aynısını yapınca neden sıkıntı oluyor? Kadıköy'de biz rakibimizi tebrik ettik. Bizim oyuncularımızın sevinme hakkı yok mu? diyor İsmail Kartal. Yerden göğe aklı. Bunu deyince de Fenerli oluyoruz tabii. <laughs> Öbür türlü Galatasaraylı oluyoruz. Nasıl Oo. bir iş bu ya? Oyuncumun kafasına madde geliyor. Maçın iptal edilmesi gerekirdi. Keşke maçtan sonra böyle görüntüler olmasaydı. Futbol dostluk arkadaşlık, arkadaşlıktır. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor demiş İsmail Kartal. Bu kadar değil mi? Olabildiğince daha da konuşuyor İsmail Hoca. Yani yine itidalli konuşmuş. Hocam şimdi filmi ters çeviriyorum sana soracağım. Hemen cevap ver. Maç 2-2 bitseydi veya Trabzon maçı maçı 3-2 kazansaydı şu anda neler oluyordu Türkiye'de? Trabzon 3-2 kazansaydı Trabzon seviniyordu. İşte Galatasaray seviniyordu. Şampiyonlukta çok fenerler önemli. Fenerler ne yapıyordu? Fenerler bu olaylardan dolayı isyan ediyordu. E buyur şimdi. Neler olacağını ben düşünebiliyorum da. Yani. Birkaç hafta önce de burada maç vardı. Tribünler hiç böyle tepki vermedi. Biz ne yaptık da bize karşı saldırı var? Burada resmen tribün saldırısı oldu bize diyor. Birkaç hafta önce de burada maç vardı dediği kastetti herhalde Galatasaray maçı. Valla bilmiyorum hocam kim neyi kastediyor filan artık. Hocam artık açıkta konuşmuyor yani... ki insanlar. İnsanlar bir işte yani, üstü kapalı, açın, açın, kapalı açın, açın, mesajlar herhalde. veriyorlar. O ondan korkuyor, o ondan korkuyor. Biz açın, Herkes açın, bir şeyden açın, çekiniyor, açın, açın, herkes. Herkes, yani ne bileyim. herkes eteğindeki taşları döksün. Burada resmen bize bir tribün saldırısı oldu demiş İsmail Kartal. Başka var mı? Geliyor. Benim kafamda hafif bir şişlik var. Ben provoke edecek insan değilim. Yere yatıp rol yapan bir adam da değilim. <laughs> ben bugün sağdan şişe topladım. Ben de maçı provoke edebilirdim. Demiş İsmail Kartal. Haklı. Orada Şenol Güneş'e gönderme yapıyor. Devam ediyor mu? Ediyor. Devamı da var. Geliyor hemen. İçeride birkaç antrenörün kafası şişik. Dudağı patladı. Oğlumun kafası şişmiş. Vurmuşlar. Nasıl olacak? Fazla da konuşmak istemiyorum. Yani darbe alan futbolcular var. Darbe alan... Oldu mu, orada mı ya? O Yardımcı hocaların arasında. Ha. Staj yapıyor. Ha. E, staj yaparken... Kedir hocam. Kedir hocam stajda <laughs> olur. iyi staj ediyor yani şey... Tatbikatlı staj. Tabii. Uygulamalı. Türkiye'de futbolda stajda bunlar ee, var. Yani sonra orijinalinde neler yaşayacağını stajda görsün. Vallahi ne diyelim ki? Ne desek boş. Bir e, 30 saniye bir ara verelim Tolga. Verelim mi? Bilmiyorum. Verelim, verelim. Ee, bak bir dakika verelim abi. Sayın Bakan'ın e, bir açıklaması var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın. Hemen bir bakalım. Önemli. Çünkü biraz iş o noktaya kaydı hocam. Önemli. Yani sportif bir olaydan adli bir olaya kaydı iş. E, diyor ki Sayın Bakan bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili Kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir demiş Güzel. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Güzel. Orada maç içindeki o ma şeyleri atanları da tespit ederler. Onlarca kamera var. Var abi. Sahaya girenleri her de şey tespit ya. ederler. Her şeyi tespit Hocam. ederler kameralardan var ya gözünün bebeğini görüyorsun. Gözünün bebeğini görüyorsun. Tribündeki adamın gözünün bebeğini görüyorsun. Öyle kameralar var. Öyle böyle değil. Yani Şimdi bundan 8-10 sene evvel benim gördüğüm. Bu insanlar bir daha spor sahalarına giremesin ki caydırıcılık işte o şekilde olur. Bunlara külliyetli bir para cezası almama hepsini yazacaksın. Tabii. Hapis cezası vereceksin ki bir daha yani Başka yerde de bir şey yapamazsın. Yedireceksin bir altı ay. Bir yerde yaptığı zaman bir sene yatar. İkinciyi. Hepsini yapacaksın. Mutlaka o tek tek hepsinin görüntüsü Ama tabii bunu, çıkartılacaktır. Bunu, 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 bu işe bu maça çanak tutanlar da yerlerinde kalmamalı lazım. Yerlerinde olmayacaklar. Allah muhafaza. Bu işler çok yukarılara gider sonra. Ondan korkuyorum. Evet e, bu önemli kalsın ekranda biz bir 30 saniye ara verelim Tolga e, var mı gelen açıklama sonra bir bakarız bir 30 saniyelik ara. Evet e, aslında güzel başlamıştı e, Kasımpaşa Galatasaray maçında 7 gol e, korakor bir futbol çekişmeli heyecanlı e, bol pozisyonlu. Bu maçta da aynı şeyleri bekliyorduk. Sağ içinde işte güzel goller oldu, o oldu, bu oldu derken bir anda o tribünden atılan maddeler vesaireler son dakikaya kadar gelindi. Son dakikada yaşananlar, maç bitimi yaşananlar falan hiç artık konuşmaya gerek yok. Sözün bittiği yerdeyiz biz. Bilmiyorum siz ne derseniz deyin. Geldiğimiz nokta bu. Ee, biz toparlayalım. Takım oyunu ekibi gelecek ee, ve... Maç sonrası açıklamalar devam edecek. Fenerbahçe takım otobüsünü havaalanına götürecek. Orada güvenlik önlemleri, oradaki görüntüler hepsini arkadaşlarımız sizler için takip edecekler. Dolayısıyla A Spor'dan ayrılmayın diyelim ve kısa bir reklam arası verelim.